Radyo. Parle bu Fransızca. Yazan Aziz Nesin. Yapım Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi. Yöneten Sevda Arslan. Ses ve efekt Hakan Öztürk. Afiş Nehir Hirci. Oynayanlar: anlatıcı Oğuzhan Sevinç. Fransız kadın Avin Aktev. Polis memuru Deniz Öndeş. Yaşlı adam Erman Görücü. Kadınlar: Nehir Yirci, Duru Işık, Gökçe Deniz Uzun. Çocuklar: Can Muratçay, Kaan Erdoğan, Kunter Şahin. Fransızcadan çevirdiğim romanı kitapçıya bıraktım. Parasını da aldım. Beyazıt'a doğru yürümeye başladım. Önümde dalgalana dalgalana akar gibi bir kadın gidiyor. İnsanın önünde her zaman bir kadın gidebilir. Ama böyle bir kadın olursa işte o zaman insan önünde gidenin kadın olduğunun farkına varır. Kiminle olsa istediğine bahse girerim ki bu kadın Fransız. Saçının ucundan iskarpinin ökçesine kadar Paris kokuyor. Boynundaki beyaz puanlı mavi eşarp gelip geçenleri çağırır gibi rüzgarda pır pır kanat çırpıyor. Ben dememiş miydim bu kadın Fransız diye? Nasıl da anlamışım ama. Caddedeki trafik polisine gitti. Söylediklerini duyuyordum. Excusez-moi monsieur le jeune. Parlez-vous français? Hey, efendim? Parlez-vous français? Trafik polisi bir şeyler yapmak, bir şeyler söylemek istiyor ama elinden hiçbir şey gelmediği için de ne yapacağını bilmeden telaşlı telaşlı boyuna elini kolunu oynatıyor. Genç Fransız kadınına yardım etmek için çırpınıyor. Tüh, şu işe bak. Turist turist deyip dururken turist ayağımıza kadar gelmiş ama onun da dilini derdini anlayamıyoruz. Polisin Fransız kadına yardım için çırpınmasından turizm işini iyice benimsediği belli. Umarsız kalan polis yoldan geçenlere Yurttaşlar, içinizde bir Fransızca bilen yok mu ya? Diye seslendi. Aldıran olmadı. Yalnız bir yaşlıca adam... Vallahi bilsem de olacak, yardım ederdim. Ama bilmiyorum. Çocukken Donemua falan diye bir şeyler öğrenmiştik ama Donemua'nın benzeri öyle bir şeydi. Trafik polisi Fransız kadınına ille de yardım etmek istiyordu. Kadına eliyle gel işareti yaptı. Polis de kadın karşı yaya kaldırımına çıktılar. Oradan 3 okul çocuğu geçiyor. 15-16 yaşlarında. Polis çocuklardan birinin kolunu tutup "Oğlum, parlez-vous français?" diye sordu. Oğlan şöyle bir duraksadıktan sonra yardım istercesine arkadaşlarına baktı. Polisin yarı Türkçe yarı Fransızca sözleri öğrencileri şaşırtmıştı. Polis öteki çocuğa döndü. Parlez-vous français oğlum? No amca. Oui ama amca konuşamam ki. Fransız kadın par où il faut aller diye söze başladıysa da kadınla polisin çevresini birden çeviren meraklı kalabalığın gürültüsünden kadının sözleri boğuldu. Kalabalıktan biri İngilizce olsa kolay. Ben İngilizce'nin el harikasını konuşurum. İngilizceyi herkes bilir. Ya kadın pek sıkışmış gibi. Sakın el ayı sormasın. Yazık kadıncağıza be. Yardım edelim zavallıya. Madam, pardon. Yani sen arıyor burada Hela? Hela deme yabancı kadına, ayıp olur. Tuvalet madam, tuvalet. Senin var tuvalet. Tüh, bir de öğrenci olacaksınız. Yazıklar olsun. Bir parlevuya karşı laf edemediniz. Parlez-vous français? Oui, naturellement. Oyalımıza d'archéologie. Hadi oğlum, hadi oğlum, susma. Cevap ver. Biraz daha parlez-vous Fransızca. Parle oğlum, parle. Hadi. Amca konuşamam. Yalnız okurum. Hani Fransızcadan bir de 9 aldın? Konuş da görelim. Gramer sorsa bilirim. Baksana, parlez-vous diyor. Fransız kadın sorup soracağına pişman olmuştu. Ama bir kez sormuş bulunmuştu. Kendisine yardım için çırpınan bunca insanı bırakıp oradan gidemiyordu. Polis kalabalığa doğru yalvarırcasına sesleniyor. Yahu içinizde bir tek parlez-vous Fransızca yok mu be? Oui, oui ama comme si comme ça. Ona comme si comme ça denmez. Vay efendim ya ne denirmiş? On peu denir, on peu. Ha un peu, ha comme si comme ça. O kadar iyi Fransızca biliyorsan gel de sen konuş. Pratik yok pratik. Kitap olsa çatır çatır çevireyim sana. Çok çok haklısınız beyefendi. Çünkü efendim tradüksiyon başka, parlevu başka. Vallahi sen istesen konuşursun. Hadi konuş be. Be deme yahu. Kadın çakar da ayıp olur.
Fransız kadın B'den ne anlasın be? Oğlum, B her dilde B'dir. B'nin ayrı Fransızcası yok ki. Bu kadar öğrencisiniz. İçinizden biri de şu kadının parlevusuna karşı bir laf edemedi. Regülier fiilleri sorsun. Bak nasıl söylüyorum. Su gibi. Pardon, monsieur l'agent. J'aimerais aller au musée d'archéologie. Ainsi que, où est le palais de Topkapi? Ne diyor, ne diyor? Topkapı diyor. Yani bu kadın ta Fransa'dan. Topkapı'ya mı gelmiş? Turist değil mi beyim? Size ne? İster Topkapı'ya gider, ister Ahırkapı'ya. Ona söyle de ne yapacakmış Topkapı'da diye merak ettim. İçinizde iki kelime Fransızca bilen yok mu ya? Benim aklımda birkaç kelime kalmış eskiden ama bu kadına söylenmez ki. Söyle bir şeyler de ne söylersen söyle. Efendim, ben bunu 30 küsür sene önce Şehzade başında bir Tülüat tiyatrosunda duymuştum. Ta o zamandan aklımda kalmış. Jovuzem, Jovuze de ton kör. Ah mon amour. Listen. Je vous remercie monsieur mais il. Hadi be oğlum, bunda sıkılacak ne var? Şimdiki çocuklar haylaz. Bizim zamanımızda ben orta mektepteyken vallahi Fien Loti'yi tercüme ederdim. Değil böyle parlo Fransızca falan. Bülbül gibi konuşurduk beyim. Valla doğru. Ben kaç kere Fransızca hocasının bile yanlışını çıkarmıştım da herif kızıp beni sınıfta bırakmıştı. Bir delikanlı yanaklarını şişirip elini kapalı dudaklarına koyarak öyle ince bir ses çıkardı ki bu alaylı sese herkes güldü. Ama konuşan adam hiç bozuntuya vermeden sözünü sürdürdü. Bu zamanda insanın aklında Fransızca mı kalır? Vallahi sabah ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Kadında da kabahat var ya. Neden? Bre kadın, yabancı bir memlekete geliyorsun. 2-3 kelime öğren be. Değil mi ama? Çok doğru. Yani biz olsak kaşla gözle, işaret mi işaretle az buçuk gene derdimizi anlatırız. Bu yabancılarda hiç iş yok. Ya çok ayıp oldu be. Hiç olmazsa kadına bir kahve ısmarlasak. Bir kahveyle olur mu hiç? Ben yemek bile ısmarlarım ama kadına nasıl anlatacağız bu? Yemek demek, manje demek. Manjeyi herkes biliyor oğlum. Salon, salamanca oradan geliyor işte. Fransız kadın kalabalıktan kendine yol açmaya çalışırken polis, donmuş arabasına yolcu çağıran değnekçiler gibi. Hani bir kişiye, parlevo Fransızca bir kişiye. Vey, vi demesi kolay. Gel de şimdi konuş bakayım kadınla. Avuvar fiilinin indicative prezanı nasıldı lan? Jave, tüave, ilave, nous avons, vous avez, il, zave mi, son mu? Değil be, senin dediğin passé simple, simple. Bir kere bu parlevo fiili negatif mi yoksa regülye mi? Kalabalığı yarıp gitmek isteyen kadına, polis ille de yardım etmek istediği için kadının elini tutmuş söyleniyordu. Madam, pardon. Un minute. Çocuklar şimdi konuşacak. Hadi be oğlum, gayret biraz. Bir kere bunun başına je suis gelecek. Je suis gelecek ama ondan sonra? Ondan sonra süje en sonda ver. Je vous remercie, monsieur l'agent. Je viens de changer. L'idée, si vous voulez, le son de la discussion. Oui, madame. Je suis parle français. Kalabalıktan bir alkış koptu. Kadınla çocuğun konuştuğunu sanmışlardı ya da içlerinden öyle olmasını istemişlerdi. Kalabalık açıldı, Fransız kadın geçip gitti. Anlıyorum. Şimdi içinizden bana soruyorsunuz. E madem sen Fransızcadan roman çeviriyorsun, neden kadınla konuşmadın? E ben Fransızca bilmem ki. Öyleyse nasıl mı Fransızcadan roman çeviriyorum? Eski Türkçe zamanında Fransızcadan çevrilmiş birçok roman var. Ben işte eski Türkçe basılı Fransızcadan çevirmiş romanları yeni Türkçe ile yeniden yazar, Fransızcadan çevirdim diye yayın evlerine satarım. Bana "Parlez-vous français?" diye sormak kimin aklına gelir?